İşgalci İsrail aylardır Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Katliamlarında yapay zeka teknolojisi de kullanıyorlar. Bu teknolojiyle on binlerce hedef belirlendi. Hamas hedefleri diye her yeri vurdular. Sivil ayrımı yapmadılar. İsrail'li araştırma grubu Local Call ve Artı 972 magazin istihbarat çalışanlarıyla söyleşi yaptı. Buna göre yapay zeka sisteminin adı Lavender. Gazze'de kitlesel gözetleme için kullandılar. Bu sistemle 37 bin hedef belirlendi. Acımasız saldırılar düzenlendi. Öyle ki İsrail'li subaylar bu hedeflerin neresi olduğunu dahi bakmadılar. Onay verip bölgeleri bombaladılar. Memurlar tespit ettikleri Hamas mensuplarını da evlerinde hedef aldıklarını söyledi. Sivillerle birlikte çok sayıda Hamas hedefinin bombalandığını açıkladılar. Saldırıları planlayanlar Hamas hedeflerine saldırı düzenlerken 15 ila 20 sivilin ölümüne izin verdi. Hedef bir Hamas komutanıysa 100 civarı sivil zayiat şeklinde gözden çıkarılabiliyordu. 20 saniye içinde hedefler vuruluyordu. Subaylardan biri açık açık aslında işledikleri suçu itiraf etti. Hamas mensuplarını sadece askeri bir binada öldürmekle ilgilenmediklerini söyledi. Bir ailenin evini bombalamak çok daha kolaydır ifadelerini kullandı. Lavender'ı kullanan bir başka istihbarat subayı ise İngiliz The Guardian'a açıklamalarda bulundu. Askerlerin 7 Ekim'den sonra sisteme insan yargılarından daha fazla güvendiğini belirtti. Wasn't enough defense against the scary Palestinian kids with rockets. Haberler İsrail medyasında dillendirilince orada açıklama yapmak zorunda kaldı. Operasyonların uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirildiğini iddia etti. Lavender'ın Hamas hakkında güncel bilgi üretmek adına istihbarat kaynaklarını çapraz referanslamak için kullanıldığı öne sürüldü. Söz konusu teknolojinin kullanımı Gazze'deki yüksek can kaybı sayısının nedenini de açıklamış oldu.